Başladım. Şimdi arkadaşlar, yine daha önceki söylediklerimizi tekrar ederek bazı noktalarda geçeceğim. Yeni bir sorgu yazabilmek adına bir yapmamız gereken şey new query açmak bir tane. New query window açıyorum bir tane, tıkladım. Bir tane query window açtım. Şuradan master'ı tabii değiştirmem gerekiyor. Neden? Çünkü artık ben Northwind veri tabanı üzerinde çalışacağım. Northwind veri tabanını seçtim. İstediğim işlem şu. Ürün isimlerini kategori ve şöyle yazalım yanlarında hangi kategorilere ait olduklarını gösteren SQL sorgusunu yazınız. Ürün isimlerini getireceğim. Ürün isimlerinin geleceği yer belli. Ürün dediğimiz için products tablosuna bir defa gideceğiz. Ne yapmam gerekiyor? Select yıldız from products ya da tamamını çekmek yerine sadece product name diyerek aslında ben ürünlerin isimlerini alabilirim. Aynı işlemi kategori name diyerek de kategori is tablosundan çekebilirim. Şimdi ben öyle bir şey yapmalıyım ki bu products'taki product name'lerle kategori is'de bulunan kategori name'lerden o product'a ait olan yani o product'ın kategorisi neyse karşısına onun ismi gelsin istiyorum. Bunu yapabilmek için dün bahsettiğimiz bu işlemi gerçekleştirmek için kullanacağımız yol şudur. Şimdi biz normalizasyon kurallarından bahsederken foreign key diye bir şeyden bahsettik. Foreign key. Yani bire çok çoka çok ilişkilerimiz vardı. Onları anlattık. Orada biz bire çok bir ilişkiden bahsettik. Şimdi bire çok ilişkiyi yaparken veya çoka çok ilişkiyi yaparken kategoriler ve ürünler olarak düşündüğümüzde hangi soruları sormamız gerekiyor? İki tane soru sorabileceğimizden bahsettik. Gökhan? Bir ürünün birden çok kategorisi olabilir mi? Bu birinci sorum. Bir kategoride birden fazla ürün olabilir mi? Değil mi? Bu iki tane sorumuz vardı. Biz burada iki tabloyu birbirine bağlarken şöyle gösterelim onu da. Aynı zamanda biz yine neyi gördük arkadaşlar? Database diyagramlarını gördük. Database diyagramım benim dün oluşturduğum bir tane vardı. Yeni oluşturmak için de üzerinde sağ tuş New Database Diagram diyerek hangi tabloların bulunmasını istiyorsanız o diyagramda onları seçerek oluşturabiliyorsunuz. Çift tıkladım. Şöyle bir bakalım. Products var. Kategoriyiz var. Benim buradaki yapıma göre bir olan taraf neresi? Bir. Nereden anlıyordum bir olan tarafı? Anahtardan. Yani anahtar bu taraftaysa bu ne demektir? Bir tane kategorinin şurada bir sonsuzluk var. Sonsuz tane ürünü olabilir. Yani benim elimde bir cep telefonu kategorisi var. Ben bu cep telefonu kategorisinin içerisine istediğim kadar cep telefonu ürünü ekleyebilirim. Bu anlama geliyor. Ama bir ürün birden fazla kategoride yer alamaz. Şöyle düşünelim bir cep telefonu Nokia Lumia 620 atıyorum. Lumia 620 hem akıllı telefonlarda hem beyaz eşyaların altında olabilir mi? Olamaz. O zaman buradaki ilişki bu iki soruya vermiş olduğumuz cevapla ortaya çıkıyor. Eğer iki sorunun ikisine de evet cevabını veriyorsanız yani bir ürünün birden fazla kategorisi olabilir mi? Evet. Bir kategoride birden fazla ürün olabilir mi? Evet. İkisine de evet diyorsanız bu sorunun o zaman çoka çok bir ilişki vardır. Fakat siz bir kategoride birden fazla ürün olabilir mi? Evet. Bir ürünün birden fazla kategorisi olabilir mi? Hayır. İki sorudan birine evet birine hayır alıyorsanız bu durumda bire çok bir ilişki var demektir. Tıpkı buradaki gibi. Burada da bir kategorinin çok ürünü olabilir şeklinde bir ilişki var. Ve bunlar birbirlerine hangi şekilde bağlanıyor dedik. Şuradaki primary key olarak belirlenmiş olan alan kategori ID product tablosunun içerisinde de bulunuyor olmalıydı. Değil mi? Biz çünkü ne yaptık? Primary key üzerinden bağladık. Yani eşsiz alan üzerinden bağladık bu iş iki tabloyu birbirine. Relational database mantığı yani ilişkisel veri tabanı. Dedik ki buradaki kategori ID bir ürün girilirken onun kategorisi belirlenerek gireceğinden dolayı products tablosunda da olmak zorundadır. Ben yeni bir ürün ekliyorum. Elime işte bir tane geldi. Casper Nirvana işte bilmem ne. Nereye ekleyeceğim? Notebooklar diye bir tane kategorim olacak benim bu tabloya girilmiş. Onun ID'si kaç? Atıyorum 12 mi? Ben buraya Casper Nirvana'yı girerken onun kategori ID alanına 12 değerini göndereceğim. Böylelikle o ürün database'e eklendiğinde hangi kategoriye ait olduğunu ben biliyor olacağım. Tamam. Buraya kadar var mı sıkıntı? Peki.
İşte ben bu işlemi verileri girerken yaptıktan sonra sorgulama esnasında benim işim kolay. Çünkü ben biliyorum ki elimde bir Casper Nirvana var. Onun kategori ID'si 12. 12'ye karşılık ne geliyor? Notebooklar. O zaman al bunların ikisini birleştir diyeceğim. Bu birleştirme işlemini de, yani join işlemini, inner join işlemini de ikisinde de bulunan alanlar üzerinden gerçekleştiriyorum ben. Yani kategori ID, kategori ID şeklinde bir birleştirme yapacağım. Onu da şurada yazıyorum. Select dedim. Product name'i göster bana. Bir de buraya neyin gelmesi lazım? Yanına kategori name'i göstermem lazım değil mi? Ama kategori name'i şu anda buraya yazamıyorum. Çünkü henüz onun tablosunu belirlemedim. From products dedim. Products tablosunu şimdi birleştiriyorum. Join neyle birleştireceğim? Categories tablosuyla birleştireceğim. Categories dedim. Products'larla categories'i birleştir. İki tabloyu birleştir. Hangi alan üzerinden birleştireceğim? Categories'de bulunan, şöyle yapalım, 10 diyelim, üzerinden categories nokta kategori ID eşittir products'ta bulunan kategori ID üzerinden. İkisinde bulunan alan kategori ID olduğundan dolayı ben böyle bir eşleştirme yaptım. Gitti bir tane ürün çekti, o ürünün kategori ID'sine baktı. Çayı, kategori ID'si kaç? 1. Geldi categories tablosuna baktı, kategori ID'si 1 olanı buldu. Onun buraya kategorisinin adını yazacak. Yani şunu. Tamam. Bu sorguyu çalıştırıyorum. Bakın çayı beverages, Chang beverages, işte anisiyet şurup, condiments falan diye gidiyor aşağıya doğru. Tamam. Bu şekilde hangi ürünün hangi kategoriye ait olduğunu ben alabiliyorum. Bu işi de yapabilmek için dediğimiz gibi arkadaşlar join'den faydalanıyoruz. Select product name, virgül category name from products. Join, products'da join ile categories'i. Categories'de bulunan category ID ve products'da bulunan category ID alanları üzerinden birleştir. Products tablosundaki product name'i çek, categories tablosunda bulunan category name'i çek dedim. Tamam. Bu şekilde. Peki bunu siz de yazıyorsunuz. Evet. Andrew Fuller ve Nancy Davonio'nun aldığı siparişleri getiren SQL sorgusunu yazınız dedik. Not. Her siparişin yanında hangi çalışan, yani Nancy Davonio mu Andrew Fuller tarafından mı alınmış olduğunun gösterilmesini de yine istiyorum. Hangi iki tabloyu birleştireceğim? Arkadaşlar. Hangi iki tablo? Orders tablosuyla Employees tablosunu birleştireceğim. O zaman başlıyorum. Select from orders dedim. Orders tablosuyla birleştirme işlemi yapacağım. Neyi birleştireceğim? Join employees. Hangi alanlar üzerinden birleştireceğim? Employee ID üzerinden. Orders nokta employee ID eşittir employees nokta employee ID dedim. Tamam. İki tabloyu birleştirdim. Şimdi bu iki tablodan hangi alanları çekmek istiyorum onları belirteceğim. Bakın bunu belirtmenin kolay yolu şudur. Mesela orders tablosundaki bütün alanların gelmesini istiyorsunuz. Orders nokta yıldız dersiniz. Orders tablosunda bulunan tüm alanlar gelmiş olur. Tamam. Virgül. Yanına da first name ve last name'i birleştirilmiş bir şekilde hangi satıcı tarafından satıldığını, hangi çalışan tarafından satıldığını göstersin. Onu da şöyle yapacağım. Orders yıldız dedi. Bunun önünde en başta yazsın adı soyadı kullanıcının. Satıcının daha doğrusu, özür dilerim, çalışanın. First name artı dedim. Boşluk bıraktım. Bir artı daha. Last name. Birleşik göstersin bana. As çalışan adı soyadı dedim. Tamam. Çalışan adı soyadı gibi bir başlık altında bana adını ve soyadını birleştirilmiş ve arasında bir tane boşluk bırakılmış bir şekilde göstersin. Bu bütün çalışanların bütün hepsinin sattıklarını gösterir. Çalıştıralım bakalım. Gerçekten öyle mi? Bakın çalışanın adı soyadı hepsi var burada. Değil mi? Nancy Davalio var mı bu arada? Var. Andre belki olmayabilir. Var, o da var, süper. Hepsininkini getirdi. Benim istediğim ne burada sizden? Nancy ya da
Andrev'in satmış olduklarını istiyorum ben. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bir koşul eklemem gerekiyor buraya. Koşulu yazdım arkadaşlar. Ver. Evet. Şöyle yapsam, first name yazsam direkt employees nokta dersem garanti olur. Ama burada şöyle bir durum var. Başına employees'u aslında ne zaman yazıyoruz arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Şimdi burada eğer sizin iki tablonuzda da mesela burada iki tabloda da olan alan hangisi? Hem orders tablosunda olacak hem employees tablosunda olacak bir kolon. Aynı kolon. Evet, employee ID değil mi? İşte şimdi siz buraya bunun önüne orders yazmazsanız, şunun önüne orders yazmazsanız buna kızar. Buna neden kızıyor? Çünkü tekrarlanan bir kolon ismi var. Sen bu employee ID'yi kastederken eşitliğin solunda hangi tablodaki employee ID'yi kastettin? Eşitliğin sağında hangi employee ID'yi kastettin? Ben bilmiyorum diyor. Dolayısıyla ben de başına geliyorum diyorum ki sen orders'daki employee ID'yi kastettiğim için eşitliğin soluna orders tablosunda bulunan employee ID'yi al. Employees tablosundaki employee ID'yi de eşitliğin sağ tarafında al şeklinde onun hangi tabloda bulunan kolon ismi olduğunu belirtiyorum. Fakat eğer ki iki tabloda da bu şekilde tekrarlanan bir kolon ismi yoksa, first name mesela iki tabloda da yok, sadece tek bir tabloda var değil mi? Buradaki benim iki birleştirdiğim tablo içerisinde bir tanesinde var, o da employees'da. Dolayısıyla benim burada başında employees yazmam ya da yazmamam arasında hiçbir fark yok. Ben sorguyu uzatmamak adına yazmıyorum. Ama yazabilirsiniz yine dediğim gibi. First name eşittir Andre and last name eşittir Fuller. Şöyle yapayım bunu. Burası bir şartım olsun. Or dedim. Bunun aynısını kopyalıyorum. Bir aşağıya geçiyorum. Buraya da diyorum ki Davolio. İnşallah böyle yazılıyordur. Nancy dedim. Bu şekilde sorgumu çalıştırdım. Nancy Davolio, Andre Fuller, Nancy Davolio, Nancy Davolio, Andre Fuller şeklinde. Bakın sadece bu ikisinden alınmış olan, bu ikisinin almış olduğu siparişler, yaptıkları satışlar burada böylelikle listelenmiş oldu. Tamam. Bu şekilde bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bir de bunun şöyle bir kolay yolu vardı sanki. Query diyorum. Design query in editor diyorum. Query'yi design edeceğim. Şimdi iki tabloyu birleştirmek istiyorum. Bu da kolay yolu. Eğer yapabilirsem. Normalde burayı kullanmıyorum. Kullanamazsam karışmam arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum. Employees ile orders'ı seçtim. Bu iki tablo üzerinde bir sorgulama yapacağım diyorum. Add diyorum. Bakın altta inner join'i direkt kendisi yazdı otomatik. Ben hiçbir şey yapmadım. Eğer ki siz sorgunuzda bu iki tabloda bulunan bazı alanları göstermek istiyorsanız direkt o alanları seçiyorsunuz. Mesela employee ID, first name, last name gözüksün. Orders tablosundan da customer ID, order ID, atıyorum order date gözüksün diyorum ben. Altta sorguyu otomatik oluşturuyor kendisi. Eğer ki bir filter ekleyecekseniz o filter'ı da buraya ekliyorsunuz. Mesela first name'i Nancy ya da öbürü neydi? Andre olanlar. Soyadı Davolio. Davolio Andre Fuller olanlar dedim. Bakın ne yaptı? Bu şekilde bir sorgulama getirdi. Tamam. Tabi burada şu end, bunların ikisini bir ortak paranteze alabiliriz ama bu sorguyu da ben buradan aldığımda OK'ya bastım. Bakın buraya bu sorguyu yazdı kendisi. Şuradan yazdı tabi. Bu sorgu bu kadar. Kendi oluşturmuş olduğu sorgu. Bunu çalıştıralım. Bakalım bize nasıl bir sonuç üretecek. Bakın benim seçtiğim alanlar, yani seçtiğim kolonlar ve vermiş olduğum şartlarla birlikte bu şekilde oluşturmuş oldu. Biz hani niye kasıyoruz o zaman? Değil mi? Yani niye kendimiz yazıyoruz dünden beri o zaman diyebilirsiniz burada. Bu kolay yolu. Ama sorguyu kendi yazıyor olmanız sorgunun istediğiniz yerine müdahale edebilme rahatlığını, özgürlüğünü size getiriyor olacak. Bizim amacımız zaten burada TSQL'in nasıl kullanıldığını öğrenmek. Daha sonrasında öğrendikten sonra istediğiniz kolaylığı kullanabilirsiniz arkadaşlar.
Buraya nereden girmiştik? Evet. Bu soruyu bekliyordum. Şurası. Tekrar gösteriyorum. Query, Design Query in Editor dediğiniz zaman burası açılır. Mesela atıyorum 5 tane tabloyu mu birleştireceksiniz? İşte Customers, Employees, Orders, atıyorum Shippers ve Suppliers'ı birleştirelim. Ya da bu olmasın. Şöyle şu dördünü birleştirelim. Okey dedim. Kapattım. Customer ID'yi göster. Employee ID'yi göster. Ya da Employee'in First ve Last Name'ini göster diyorum. Seçiyorum. Order ID'yi göster. Yine Customer ID'yi göster. Shipper'ın Company Name'ini göster diyorum. Seçiyorum. Bana bir sorgu yazıyor ki aman yarabbi. Şuradan herhalde nerede bunun select'i ya? Kaçırdım. Şöyle yapalım. Bu çalışmayabilir. Evet. Join'den sonra bir select daha var. Join select. Şöyle aratırsam muhtemelen bulacağım hatanın nerede olduğunu. Sorguda bir yanlışlık var ama dur bakalım. Araya bir yere sanırım yapıştırdım. Şöyle kalsın. Bu şekilde de yazabiliyorsunuz. Sizden şunu istiyorum. Andrew Fuller'ın satmış olduğu yazalım. Andrew Fuller tarafından alınmış freight kargo bedeli miydi? Ondan bir emin olmak istiyorum. Taşıma ücreti doğru. Kargo bedeli 25'in üzerinde olan ve Federal Shipping tarafından kargolanmış siparişleri listeleyen sorguyu yazın. Göstermenizi istediğim alanlar Order ID, Employee Name, First Name, Last Name yani bu arkadaşlar. İkisini de göstermenizi istiyorum ve Shipper Company Name. Şu 3 alanı göstermeniz benim için yeter. Tabi bir de Freight'i görelim. Burada gerçi gerek yok. Tamam. Bu şekilde bir şey. Şöyle yapalım. Videoyu devam ettireyim. Şu anda devam ediyor. Select from products diyeyim. En basit sorgumu tekrardan yazayım. Products'tan product name'i okuyacağım. Virgül kategori name diyorum. Artık ne çekeceğimi bildiğim için, az çok tabloların da içerisinde neler olduğunu bildiğim için bu şekilde yazıyorum. Join categories dedim. On dedikten sonra ne yapıyorum ben? Categories nokta kategori ID eşittir product neredesin? Nokta product ID diyorum. Özür dilerim. Kategori ID diyorum. Çok pardon. Şöyle. Bir sorgu yazıyorum değil mi? Burada categories ve products'ı uzun uzun yazıyorum. Halbuki benim aslında bunu yapmama gerek yok. Bunun yerine ben şöyle bir şey yapabilirim. Mesela bir iş sözleşmesi düşünün arkadaşlar. İş sözleşmesinde ne yapıyorsunuz? İşte en başta bir defa sizin isminizi yazarlar ve derler ki işte atıyorum misal Volkan Şen kardeşler. İş bu iş sözleşmesi içerisinde yukarıda ismi yazılı olan şahıs bundan sonra işçi olarak nitelendirilecektir der ve aşağıda işçi yazan her yerde Volkan Şen kardeşlerin kastedildiğini biz biliriz değil mi? Sorgu şeylerde iş görüşmelerinde veya iş sözleşmelerinde bu tarz şeyler vardır. Veya mahkeme evraklarında vesaire.
Burada da ben ona benzer bir şey yapıyorum ve diyorum ki from products dedikten sonra istersen buraya as p diyerek bu tabloya bir alias veriyorum veya as demeden de bu şekilde isim verebiliyorum. Dedim ki bu sorgu içerisinde bu saatten sonra ben products yerine p harfini koyarak products'ı kastettiğimi SQL sorgusunu anlatacağım dedim. Tamam. Artık uzun uzun products yazmıyorum ki zaten ona kızıyor bakın. Gördünüz mü? İki tane farklı tanımlama var diyor burada. Onun tanımlayıcısı var diyor. Products yazacağım yerlerin her birine kısa yoldan ben P yazıyorum. Ben P yazdığımda o yukarıda P'nin products demek olduğunu bildiğinden dolayı ben kısa yazarak geçiyorum. Bu şekilde tablonun kendisine de yani biz daha önceden ne yaptık? Kolonlara, kalımlara as diyerek birer alias tanımlama işlemi yaptık. Burada table'a yapıyorum aynı işi. As P diyebilirim ya da as demeden hemen products P diyebilirim. Bu şekilde ben nereyi kastetmiş oluyorum? Products tablosunu kastetmiş oluyorum. Bakın gitti. Categories için aynısını yapacağım. Şuraya categories as C diyorum. İkisi aynı kapıya çıkacaktır. Bunun yerine de artık C diyorum. Tamam. Yukarıda yapmış olduğum iş de bu. Dedim ki ben employees'la employees'ü birleştireceğim. Bir taraf employees E olacak. Diğer taraf employees EC olacak. Çünkü içerisinden çekeceğim alanlar tamamen aynı. Employee ID alanı veya işte first name, last name. First name, last name. Ama bir tanesi E, diğeri EC. İki tane employees tablosunu getirdi, birleştirdi. Çekti, birleştirdi, çekti, birleştirdi ikisini. E dediği bir taraf, EC dediği diğer taraf. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor sizin? Hangisinin first name'ini ne tarafa yazacağınızı belirlemeniz gerekiyor baştan. Onun için böyle bir kısa isimlendirme yaptım. Karıştırmamak adına. Tamam. Burada da yine tabloya bir alias vererek, tabloya, kolonlara değil, alias vererek kullanma işlemini gerçekleştirdim. Tek karakter olmak zorunda değil bu. Birden fazla karakter olabilir. Bu şekilde kullandım. Bunu siz yazıyorsunuz. Hafta içi C# ile alakalı açıp makale okuyan var mı içinizde? Devam ediyorum. Videomu başlattım. Şimdi arkadaşlar select kısmı bu şekilde. Bakın neleri gördük? Tekrardan bir şuraya keywordlerimizi yazalım. Siz de eve gittiğiniz zaman bunlarla çalışıyor olursunuz. Şu diyagramlarımı bir kapatayım. No dedim. No dedim. Hatta şöyle yapalım. Select ile birlikte tabi bunun dışında çok kullanılabilecek keyword var ama biz belli kısımlarını sadece kullandık burada. Kullandığımız diyorum bakın kullanılabilecek demiyorum. Bizim kullandıklarımız bunlar. Keyword diyelim. Anahtar kelimeler. Bunları da dediğim gibi kasti olarak kullanıyorum. Yarın öbür gün duyduğunuzda yadırgamayın. Bir defa select'i kullandık select ile birlikte. Select 1, where var, order by, asc, desc, bunları kullandık. Bunların dışında ne kullandık? And, or, değil mi? As'i kullandık. Şöyle yapayım. As'i kullandık, köşeli parantezlerimizi kullandık, değil mi? Alias tanımlamalarda, aralarda boşluk bırakacağımız zaman. From'u kullandık, join'i kullandık. Gerek yok. Join demek zaten inner join demek. Bunun yanında başka şeyi kullandık. Şu isimlendirme, tablo isimlendirme, tablolara alias verme. Tablolara alias vermek diyelim. Bunu da yine as'le kullanabiliyorsunuz ama özellikle tekrardan belirtmiş olalım. Buraya kadar yazmış olduğumuz sorgularımız bu şekilde. Order by yazdık mı? Yazdık. Tamam. Ver anahtar kelimesini de yazdık. Büyüktür küçüktür işaretlerini falan kullandık. Onları zaten artık yazmıyorum arkadaşlar. Burada stringlerde yani envar çağrılarla alakalı işlem yaparken arkadaşlar çift değil tek tırnak kullanıyorsunuz. Bunu unutmayın. Tamam. Tek tırnak kullanıyorsunuz. Evet eşittirden sonra eğer ki yani eşittirden sonra ya da işte şöyle bir şey belirtecekseniz başka yerlerde mesela tablo ismi belirlerken de yine biz kullanmıştık. Yapılabilir. Şimdi artık
bu işin diğer kısımlarına, yani bir tabloya veri ekleme, veriyi güncelleme ya da veriyi silme işlemine birlikte bakalım istiyorum. Bununla alakalı ikinci olarak göreceğimiz komut insert komutu. Insert into, into var. Insert komutu. Yazacağız zaten biraz sonra. Insert komutu. Tık tık yapalım şöyle. Tabloya satır olarak veri ekleme işlemi için kullanılır. Örnek olarak kategoriyiz tablosuna bir yeni kategori eklenmesi işlemi için aşağıdaki şekilde bir kod yazılması gerekmektedir. Insert into dedikten sonra hangi tabloya veriyi ekleyecekseniz onu belirtmeniz gerekiyor. Ben yeni bir kategori ekleyeceğim için insert into categories dedim. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Insert into categories dedikten sonra yeni bir kategori eklerken şuraya hemen bir from categories yazalım. İçeride hangi alanların olduğuna bir bakalım. Arkadaşlar burada 4 tane alan var. Bunlardan bir tanesi kategori ID, kategori name, description ve picture alanları var. Şimdi bakın bizim tablolarımız üzerinde hatırlarsanız daha önceden tabloları tasarlarken allow null diye bir seçenek vardı. Null geçilebilmesine izin verme hadisesi. Siz bir insert işlemi gerçekleştirirken null geçilemez alanlara muhakkak veri göndermek zorundasınız. Null geçilemez alanlara muhakkak bir değer göndermek zorundasınız. Çünkü null geçemiyorsunuz. Yeni bir insert yapacaksanız muhakkak oralara data göndermeniz gerekiyor. Fakat bunun dışında null olarak geçilebilir ayarlanmış olan kolonlara, sütunlara değer göndermek zorunda değilsiniz. Şimdi bunu nasıl anlarsınız? Bunu şöyle anlarız biz. Burada en kolay haliyle. Categories'e geleceğim. Tables. Sağ tuş design diyeceğim. Bakacağım buradan. Description ve picture alanları null geçilebilir. Fakat kategori ID ki zaten primary key ve identity durumda bir bir artıyor kendisi. Benim bunu göndermeme gerek yok. Çünkü bu zaten gönderebileceğim bir şey değil. Kendisi artacak otomatik artımını. Ve kategori name 15 karaktere kadar gönderebileceğim. Tamam. O zaman ben burada sadece kategori name'i göndererek yeni bir kategori ekleyebilirim bu tabloya. Ve ben de böyle yapacağım. Burada şöyle bir işlem gerçekleştirebiliriz. Insert into categories dedikten sonra hangi alanlara değer gönderecekseniz öncelikle onları bir parantez içerisinde belirtmeniz gerekiyor. Mesela ben diyorum ki kategori name'i göndereceğim ben. Kategori name'i göndererek bir insert işlemi yapacağım. Daha sonrasında da values diyorsunuz. Ve içeriye şurada bir tane yazdıysanız values'dan sonra da içeride bir tane değer olmak zorunda. Tıpkı string format gibi düşünün. Burada 0, 1, 2 kaç tane yazdıysanız burada da o kadar data olmak zorunda. Burada şu anda bir tane var. Buraya da bir tane alan ekleyebilirim. Evet. Yani böyle hayır, C#'da böyle yazabiliriz. Daha kolayları var tabii. ORM tool'lara girersek yani oralarda çok daha basit bir şekilde kullanılır. Efendim? Eğer normal AdoNet kullanacaksanız AdoNet'te yapabiliyorsunuz. Yani AdoNet kullanacaksanız AdoNet'i bu şekilde yazmanız gerekiyor. Yine o tarafta da. Ya ne kadar çok toz uçuşuyor burada var. Bu şekilde yazmanız gerekiyor. Ama Entity Framework ya da Anhibernate gibi veya buna benzer diğer ORM tool'lardan bir tanesini kullanacaksanız bunlara gerek yok. Ama normal SQL olarak devam edecekseniz yani AdoNet kullanacaksanız Safari ile bunları yazmanız gerekecek. Injection. Evet. SQL injection. Evet. Onları şey tarafına geçtiğimiz zaman SQL parameterler var. O parameterları gönderirken bahsedeceğim. Ama tabii böyle derinlemesine üzerine düşüp onları anlatmayacağız. Sadece nasıl korunabiliriz anlatacağım ben orada. Values dedim. Buraya yeni bir kategori ismi göndereceğim. Atıyorum sebzeler. Tamam.
Bunu çalıştırıyorum. Insert into categories. Kategori name'i göndereceğim dedim. Categories tablosuna bir insert işlemi yapacağım. Sadece kategori name'i göndereceğim. Oraya vereceğim değer de, şuradaki kategori name'e vereceğim değer de, burada göndermiş olduğum değer dedim. Ve bu sorguyu execute ediyorum. Aşağıya dikkat edin arkadaşlar, şuraya. One row affected dedi. Bir insert, update ya da delete işlemi yapıyorsanız arkadaşlar, bunların sonucunda size şurada şu kadar satır etkilendi gibi bir sonuç döner. Sizin bu yapmış olduğunuz işlem sonucunda kaç tane satır etkilendiğini size burada dönecektir. Select'te ne yapıyordu? Bir result set dönüyordu. Yani bir sonuç kümesi dönüyordu size. Ama burada öyle bir şey yok. Sonuç kümesi dönmeyecek. Kaç tane satır etkilendiyse ona dönecek. Eğer ki sizin burada yapmış olduğunuz iş 3 satırı etkiliyorsa veya 3 tane insert işlemi gerçekleştiriyorsa, o zaman burada ne yazacaktı? İşte 3 rows affected diyecek. Tamam. Çalıştırdım. Yeni bir kategori ekledim ama gerçekten eklendi mi onu kontrol ediyorum. Seçtim. Execute ettim. Büyütüyorum şöyle. Sebzeler geldi. 9'u göndermedim. Zaten otomatik artırımlı. Kendisi atıyor. Buralardan null geçildiğinden dolayı göndermedim. İstersen bunları gönderebilirim ama. Tabii buraya binary bir şey göndermem lazım. Bu şu anda benim için sıkıntı. Bunun description alanı şu anda null. Insert işlemini basit anlamda bu şekilde yapabiliyoruz. Null geçilebilir alanları null olarak bıraktım. Mesela employees tablosuna bakalım. Bir tane yeni çalışan ekleyelim. Şöyle yapayım. Şuradan bakalım. Çalıştırdım. Burada bu vatandaşların bir sürü bilgisi var. Yeni bir tane çalışan eklerken ben ne yapmam gerekiyor? Bunun null geçilemez alanlarını göndererek eklemem gerekiyor. Bakalım null geçilemez alanları employees tablosu için hangi alanlarmış? Sağ tuş design dedim. Evet. First name ve last name'i gönderdikten sonra diğer alanların hiçbirine girmeme gerek yok. O zaman geliyorum. Diyorum ki, siz yazdırın bunu da bana. Ctrl R yapayım şöyle. Yeni bir çalışan ekleyeceğim. Insert into. Employees. First name. Windows. İbrahim. Soy isim neydi? Arslan. Yine C-Sharp'a gidiyorum. Arslan dedim. Tamam. Bu şekilde ekleyeceğim. Peki bunu belirtmeseydim, yani şurayı belirtmeseydim ne olacaktı? Şöyle yapalım bir de. Böyle bir eklemeye çalışayım. Bakayım ne olacak. Execute diyorum. Nasıl? Aslında o değil de diğer alanlara ekleme işlemi yapmaya çalışıyor. Yani o kadar fazla alan var, sen bunlardan iki tanesini göndereceksin. İki tane gönderiyorsun fakat ben bunları hangi iki taneyle matchleyerek onların içerisine insert edeyim? Ona karar veremiyor. Tamam. Dolayısıyla benim burada ne yapıyor olmam lazım? Şuraya tıkladım tekrardan. Şu kısmı belirtiyor olmam lazım. Ama burada şunu da belirteyim. Mesela employees tablosunda 10 tane alan var. Siz bu 10 tane alanın 10'unu da dolduracaksanız şayet, o zaman bunu belirtmenize gerek yok. 10 alanın 10'unu da gönderecekseniz, yani her alanı dolduracaksanız bir employee ile alakalı, bir çalışanla alakalı her alanı dolduracaksanız, o zaman bunları tek tek gelip buraya belirtmenize gerek yok. Burayı yazmadığınız durumda SQL Server'ın anladığı şudur. Adam bana values kısmında employees tablosunda ne kadar kolon varsa hepsine insert edilecek datayı gönderdi demektir bu SQL Server için. Ama bunu özellikle yazıyorsanız burada şu alanlara değer gönderilecek demektir ki bu alanlardan null geçilemez alan varsa benim insert işlemimi kurtarıyor. Seçtim. Execute dedim. Bir tane satır ekledi. Employees'a bir select çekiyorum. Arslan İbrahim şeklinde. First name, last name şeklinde yeni bir çalışanımız oldu. Şimdi ben bu vatandaşın title kısmını güncellemek istiyorum. Bu şekilde İbrahim Arslan oluşurdum. Evet ama İbrahim Arslan içeriye girdi. Daha sonrasında bunun pozisyonu ne olacağı belli değildi ilk işe girerken. Daha sonrasında ben bunu satış temsilcisi yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Gidip yeni bir tane mi ekleyeceğim? Hayır. Bu kaydı benim güncelleyebiliyor olmam lazım değil mi? Evet.
Orada da şöyle bir şey yapıyorum. Ctrl R'ye basarak şurayı kapatayım. Buraya geldim, diyorum ki update, nereyi, hangi tablo üzerinde update işlemini gerçekleştireceğim? Employees. Update employees set dedim. Set. Hangi alanları güncelleyeceksem onları veriyorum şimdi burada. Title. Title alanını güncelleyeceğim, değil mi? Ben onu satış temsilcisi yapmak istiyorum şu anda. Bu şeyler de, kullanıcıların şirketlerdeki pozisyonları da title alanında tutuluyor. Bu arada title kelimesini de bu şeyde, sektörde çok kullanılırlar. Çok kullanırlar. Yok yok, şey olarak yani iş yerlerinde falan, işte böyle o plaza ağzı diye bir devam edelim. Satış, ya madem yapıyoruz. Bir de başına senior ekleyeyim. Set dedim, title'ına senior software developer yazdım. Fakat dikkat edin, bu sorguyu çalıştıracağım. Bu sorgunun sonucunda bir facia ile karşılaşacağız. Dikkat edin. Hocam. Bir dakika. Söyleme. Tamam. Facia ile karşılaşalım. Sorgumu çektim. Burada işte sales'lar, mail'lar falanlar filanlar var. İki tane İbrahim Arslan oldu bu arada. Bunun sebebi şey, az önce bir execute işlemini yanlışlıkla çalıştırdık. İkinci bir defa daha ekledi. Neyse. Ben geliyorum şimdi. Gayet safiyane bir niyetle İbrahim'in Senior Software Developer olarak title'ını güncellemek istiyorum. Execute'a bir basıyorum ki aman yarabbi 11 tane satır etkilendi diyor. Ceketimi alıp çıkıyorum şirketten. Çünkü burada 1 milyon tane kayıt olsa bir update çakıyorsunuz. 1 milyon kişinin veya içeride çalışan 150 tane kullanıcının hepsinin title'ını bir anda Senior Software Developer yaptınız. Ondan sonra bütün departmanları tek tek, ya Filiz sizin orada mı çalışıyordu? Ha neydi onun etiketi, şeyi, title'ı falan? Tek tek sorarsınız böyle. Vallahi senior, biz seniors falan diye böyle. Şimdi tekrardan bir select çekiyorum ki hepsi Senior Software Developer olmuş. Benim burada bakın en dikkat etmemiz gereken şey, update ve delete işlemlerinde bilhassa özellikle vurguluyorum arkadaşlar. Update ve delete işlemlerinde muhakkak yazmış olduğunuz sorgunun sonuna bir where koşulu eklemek durumundasınız. Where muhakkak olacak. Update employee set. Title'ı git güncelle. Hangisinin title'ını güncelle? Siz sonuna bir where'le employee ID üzerinden atıyorum işte 11 gibi bir şey yazmazsanız bu gidip employee tablosunda ne kadar kayıt varsa hepsinin title'larını setler. Dolayısıyla burada bir where koşulu belirliyor olmanız lazım. Tamam. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra tabii bu arkadaşın elinden seniorlığını alırlar. Eğer bunu yapan İbrahim'se. Junior, bunu junior yaparlar. Sen nasıl böyle bir hata yaptın diye. Öğrendikten sonra değil mi? 11'i tek bir satır etkilenecek şekilde değiştirdim. Bu şekilde junior software developer olarak güncelledim. Efendim? Benim bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok. İşte zaten bu tarz durumlar için backup alınıyor. Ama transaction log'dan geriye dönülebiliyor mudur böyle bir hadise için bilmiyorum. Yani eski datayı içeride tutacağını sanmıyorum. Çünkü orada sizin bir şeye ihtiyacınız var. Yani bir geriye dönebileceğiniz bir, tabiri caizse backup noktası gibi bir şey olması lazım ki oraya dönebilirsiniz yani. Restore point falan olur ama bu şeyde değil yani. Normal zaten backup aldığınız zaman olacak şeylerdir bunlar. Şey, ama o bambaşka bir şey, bu bambaşka bir şey. Database daha önemli de, database üzerinde o anda yüzlerce kişi insert, update, delete yapıyor olabilir. Yani hangisini tutacak? SQL de haklı. Hangi birini tutuyor? Aslında şeyi de yapabiliriz. Tehlikeli işlemlerde. Hani bunun önündeki halini tuttu. Onun için bir şey yapmış. Ya işte o tarz şeyler yapılabilir. Ama o senaryonun sonu yok yani. Evet. Çünkü orada o bir sürü case çıkar yani. Orada önemli olan işte artık bir yerde bu senior dediğiniz arkadaşlara güvenebiliyor olmanız lazım. Evet. Böyle benim yaptığım gibi bir felaket senaryosuyla sizi karşılaştırmayacak birisinin olması lazım. Tabii şimdi burada iki tane İbrahim Arslan olduğuna göre bu adam artık junior. Dolayısıyla şuradaki şu senior olan satır, yani 10 ID'sine sahip olan kişi de artık gereksiz bir kayıt. Benim bunu da bir şekilde buradan siliyor olmam lazım. Bunu da silebilmek için arkadaşlar
Yok, yaşayamayız zaten. Şimdi bakın, neden yaşayamayacağımızı söyleyeceğim. Delayed from dedim, employs. Eğer bu sorguyu çalıştırırsanız hata alırsınız. Normalde evet, hepsinin gitmesi gerekiyor. Fakat bazılarını silmeyecektir buradan. Bakın F5. Dedi ki, delayed ile alakalı yazmış olduğun kod referans ile alakalı bazı sıkıntılardan dolayı FK neydi? Foreign key. Orders employees'dan dolayı bir çakışma yaşandı ve silinemedi gibi bir şey söyledi. Yani burada aslında söylediği şey şu. Senin orders tablosunda bulunan foreign key'lerinden dolayı orada bazı kullanıcılar veya senin çalışanlarının yapmış olduğu satışlar var, siparişler var. Eğer ki sen buradan 11 numaralı kullanıcıyı seçmeden veya bir ID belirtmeden hepsini silmeye kalkarsan 1 ile 8 arasındaki kullanıcıların biliyorsunuz orders tablosunda yapmış olduğu satışlar var. Dolayısıyla ben buradan bu kullanıcıları silersem orders tablosundaki karşılıkları boşa çıkacak. Değil mi? Adam diyecek ki 8 numaralı kullanıcının adını getir, silmiş olduğunu düşünün. 8 numaralı kullanıcı yok ki. Kimi gösterecek yanında? Bu satışı kim yaptı? Adını soyadını göster bana. Yok. Geçmişe dönük bir rapor alıyorsunuz. Şunu kim sattı? Prim vereceksiniz. Adam yok ortada. Silinmiş. Tabii. Ne olması gerekiyor burada? Bakın bahsetmiş olduğumuz şey, veri tutarlılığının sağlanmasından bahsetmiştik normalizasyon kurallarında. Buradaki arada koymuş olduğumuz foreign key sizin hem insert işlemi yaparken employees tablosunda olmayan bir employee'nin ID'sini vererek bir sipariş oluşturmanızı engelliyor. Hem de employee silmeye kalktığınız zaman diyor ki ya arkadaş bu employee silmeye çalışıyorsun ama bu çalışanı. Bunun almış olduğu siparişler var. Sen bunu silersen ya bu siparişleri de sileceksin önce, ondan sonra gelip employee sileceksin ya da bu adamı silmeyeceksin. Çünkü bunu silersen bu şeyler, siparişler boşa çıkacak. Yani öbür gün bu siparişleri kimin aldığını görmek istediğin zaman boş. Bunu yaşamamak adına foreign key bize burada ne yapıyor? Constraint, yani kısıtlayıcı görevi görüyor ve o kaydı uçurmanızı engelliyor. Ama burada foreign key'e takılmayacak olan bir kaydınız varsa, yani orders tablosunda herhangi bir satışı bulunmayan bir çalışanınız varsa, o zaman evet 10 ve 11. çalışanlarımız şu anda. 10 ve 11. çalışanlarımızı, bu ID'lere sahip olan çalışanlarımızı her halükarda siliyor olabilmemiz lazım. Delete from employees dediğinizde bu da yine eğer ki order tablosu boşsa yine bir faciadır arkadaşlar. Çünkü bütün çalışanlarınızı silersiniz bu şekilde. Bunu yapmamak adına yapmanız gereken şey yine bunun da sonuna tıpkı update'de olduğu gibi bir ver koşulu belirtiyor olmanız. Ver dedim, employee ID'si 11 olan kullanıcıyı değil 10 olan kullanıcıyı siledim. Çalıştırıyorum. Bunun orders tablosunda ilişkili olduğu bir sipariş olmadığından dolayı bu kaydı rahatlıkla silebildik. Tekrardan select yıldız from çekiyorum. 8, 9 ve 11 şeklinde geçti arkadaşlar. Tamam mı?